Evet, bugün yine Şamil Eğitim Vakfı standındayız. Şamil Eğitim Vakfı'nın değerli başkanı Cengiz Gül abimiz yanımızda. Kendisine sormak istiyorum. Merhabalar Cengiz abi. Merhaba Nadir'cim, hoş geldin sen de. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Efendim, ben bugün burada muhteşem bir birlik ve beraberlik görüyorum. Neden? İstanbul'da bulunan STK'ların hepsini bir arada görüyorum ilk defa. Bir şeyin içinde, bir eylem birliği mi diyelim, gönül birliği mi diyelim. Bir program gereği buradalar hepsi. Bunun devamını inşallah ileriki günlerde görürüz. Bu genel şeyde etkinlikle ilgili bize neler söylemek istersiniz, neler aktarmak istersiniz abi? Ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden böyle bir program daveti alınca aslında İstanbul'daki tüm STK'lar ortak toplantılar zaten yapıyor idik, başlamıştık. Yani İstanbul'un muhtemel deprem geleceğini tartışarak bölgelerimizdeki insanlarımızı bilgilendirelim çalışmalarına başlamıştık. Dolayısıyla uzmanlar davet etmiştik. STK'lar içerisinde bu işe uygun olanları belirlemelerini rica etmiştik. Onlarla beraber toplantılar yapıyorduk. Bu davet gündeme gelince o toplantıların birisinde iki gündemli yaptık. Bir dedi ki ya bu madem böyle bir davet aldık, bu daveti birlikte yapalım. Çünkü hiçbir derneğin diğerinden farklı bir amacı yok. Biz kültürümüzü daha iyi yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Böyle bir davette de ne yapacağız? O takribi olarak oraya bize söylenen oydu. 200-300 bin arasında eğer bir ziyaretçi var ise bu İstanbul 200-300 bin civarındaki İstanbul'ya kültürümüzü en iyi şekilde aktaralım, tanıtalım, bizleri daha iyi tanısınlar. Bu noktadan hareket ettik. Ve bizim vakıfta bunu devam ettiren bir 4 toplantı yaptık. Dışarıda da bir toplantı daha yaptık. 5 toplantı yaptık. 5 toplantıda ortak aldığımız karar sadece ve sadece bizim kültürümüzü en iyi kim yansıtacaksa onlara görev verelim. Onlar öne çıkartmaya çalışalım. Paneller yapalım, açık oturumlar yapalım. Tamam, şarkılarımız, türkülerimizi, oyunlarımızı da gösterelim. Yemeklerimizi gösterelim. Ama ben oynuyorum diyeni çağırmayalım. Ben yemek yapıyorum diyeni de çağırmayalım. En iyi kimi yapıyorsun? Siz aranızda belirleyin, seçin. Onları davet edelim demiştik. Bunun içinde bir sekreterya oluşturduk. Günlük olarak haberleşmeyi sağlayacak ve belediyeyle kontak teması muhafaza edecek. Ve bir de bu işi üstlenecek bir küçük bir grup oluşturduk. Bütün dernekler kendi aralarında gönüllü olarak talip oldular. Bu üst organizasyon bizim adımıza gerekli temasları sağlayacaktı. Belediyeyle temasları sağlayacaktı. Ve organizasyonla ilgili de Türkiye'den ve Kafkasya'dan kiminle görüşmek gerekiyorsa onlarla görüşeceklerdi. Biz kültürümüzü en iyi nasıl tanıtırıza karar verecek olan onlardı. Biz de onlara okey diyecektik, destek verecektik. Hani tabii ki bizi bilgilendireceklere dönüp bize sordukları zaman da biz onları cevaplandıracaktık. Bize sorulan sorularla beraber biz de onlara sorular soracaktık. Yani onlar bizi temsil edecekti ama her birimiz ayrı ayrı belediyeye gidip de ayrı ayrı çok bilmişlik yapmayacaktık. Peki burada Şamil Eğitim Vakfı olarak bu 4 günlük program kapsamında program akışınız nasıl olacak? Bize bu toplantılarda bize yani İstanbul'daki Çerkez STK'ların temsilcileri bir büyük sergi yapmamızı rica ettiler. Biz de prensip olarak tamam yapabiliriz demiştik. Fakat büyük bir sergi yapmak için uygun bir alan lazım. Bize uygun alanı verirler diye bekledik ama sonuna kadar herkes kendine uygun alan temin etme peşinde koşar gibi gördüm ve dedim yani önemli olan bizim kültürümüzün tanıtılması. Kimin tanıttığı önemli değil. Bu arkadaşların da bunu anlayanlar da var aramızda, gerçekten çok fedakarca bu işe gönül vermiş çalışanlar da var. Kapris yapanlar da vardı. Dolayısıyla yani o kapris yaptı, öbür memle yaptı falan çekişmesine sokmadan bu işi tamam, herkes kendine nereyi verirlerse ona razı olsun. Bu işi böyle
elimizden gelen en iyisini yaparak kapatalım dedik. Çok gayretleriniz var, çabalarınız var. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Son derece farklı, güzel bir şeyiniz var, standınız var. Zaten burada Adif'in sergilediği şeyler var, objeler var. Hepsi birbirinden değerli. Değerli başkanım, verdiğiniz mesajlar için Nart Ajans Nuri Tandoğdu ve ben Nadir Yamaç olarak sizlere çok çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Zaten Şamil Eğitim Vakfı sizden sonra son derece güzel bir ivme kazandı. Orada muhteşem etkinlikler yapıyorsunuz. Sonra deprem bölgesine gösterdiğiniz o inanılmaz derecede gayretlerinizi biliyoruz. Şahidim ben. Sağ olun, var olun. Çalışmalarınız, faaliyetleriniz artarak devam etsin. Allah'ım ayrıca size sağlık, afiyet versin abi. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Yani hem Nuri hem sen bizim yani unuttuğumuz birçok şeyi hatırlatan insanlarımız oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Nuri son dönemlerde gerçekten bizim hafıza merkezimiz haline geldi. Sen bakıyorum yani bizim ana derneğimiz Bağlarbaşı'ndaki Kafkas Kültür Derneği'nin İstanbul'a geldiğin günden beri bütün hafızasını tutmuşsun. Çok hoşuma gidiyor. Çok sağ olun. Bunlar çok önemli şeyler. Yani hepimizin yapmak istediği şey bu aslında. Yani bizim kültürümüzü en iyi nasıl tanıtırız insanlarımıza? Benim kültürümü tanıtmak benim görevim ama benimle beraber bütün Kafkasyalıların görevi bu. Şimdi bakın, kültür diyoruz. Bir sürü işte bir şeyler yapıp koyuyoruz vitrinlerimize. Bu benim nenemin elbisesi. Nenem bunu 200 sene önce yapmış. Ya tam yani kendisi yaptığı için tam 150 sene önce yapmış. 150 sene önce yapmış. Bir tane de evde 200 küsür senelik bir tane daha var ama o nenemin yaptığı diye. Bunu nenem eliyle yapmış. Kardeşim, bunu yapan insanların temsilcileriyiz biz. Bunu yapan insanların bunları haydi haydi yapar. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Niye yapmayalım? Tamam, biz de istediklerini tam olarak veremedik aslında STK'ların. Çünkü gerçekten bizim sergimiz için uygun alan yoktu. Dikkat ederseniz 1500 metrekare bir alanda yaptık son sergimizi. Yani Türk ve İslam Eserler Müzesi'nde yaptık. Son derece muhteşem bir alandı. Şimdi burada dar bir alan. 4 metreye 4,5 metre bir alanda daha fazlasını yapmayı doğru bulmadık işin doğrusu. Ama güzel yaptığımız sanırım. Peki. Hepsine birer tane koydum. Evet. Peki değerli başkanım, katkılarınız için çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Ben çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Çok sağ olun. Yani kültür adına yaptıklarınız için çok müteşekkirim. Şahsi olarak size sevgim başka bir şey fakat bu değil. Kültür adına sizin yaptığınız işleri yapan gerçekten insanımız şu anda yok. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Şamil Eğitim Vakfı. Teşekkürler Genel Başkanı Cengiz abimiz, Cengiz Bil abimiz. Sağ olun.